Kurtuluş Savaşı'nı anlattığımız belgeselimizin 3. bölümüyle karşınızdayız. Milli mücadelenin pek çok yönü olmakla beraber esas ekseni Sevr projesi ve bunun milli mücadele hareketiyle çöpe atılmasıdır. İtilaf devletleri daha 1. Dünya Savaşı devam ederken savaş sonunda Türkiye'nin nasıl paylaşılacağına gizli anlaşmalarla karar vermişlerdi. Türklerin Çanakkale zaferi Rusya'yı çökertmiş, Bolşevik devrimiyle Rusya paylaşım sofrasından çekilmişti. Sevr'de Bolşevik Rusya bulunmayacaktı. Savaştan sonra 18 Ocak 1919'dan itibaren Paris Barış Konferansı toplandı. Paris'te alınan kararla Yunan ordusu 15 Mayıs'ta kan dökerek İzmir'e çıktı. İzmir'in işgali milli ruhu ateşledi. İzmir'den Kars'a kadar birçok ilde milli direniş örgütleri kuruldu. Erzurum ve Sivas kongreleri dahil kongreler yapıldı. Bunları 1919-1920 Anadolu'da İşgal ve Kurtuluş adlı belgeselimizde ayrıntılarıyla anlatmıştık. ...1921 yılı işgallerin genişlediği ve karşılığında İnönü, Kütahya-Eskişehir savaşlarıyla Sakarya Savaşı'nın yapıldığı yıl oldu. İslam ve Bolşevizm politikaları, Mustafa Kemal'e mecliste muhalefet, 1921 Anayasası bu yıl içinde şekillendi. Sevr Anlaşması'na giden süreci ana hatlarıyla hatırlayarak başlayalım. Tarihçi Margaret Macmillan, 1. Dünya Savaşı sonunda Sevr gibi barış anlaşmalarını hazırlamak üzere toplanan Paris Barış Konferansı'nı anlatırken, herkes Türklerin kendilerine söylenen her şeyi yapacağını varsaymaktaydı diye yazar. Amerikalı tarihçi David Fromkin'in aktardığına göre, İngiltere Başbakanı Lloyd George o günlerde keyifle şöyle diyordu. Türkiye öldü. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Woodrow Wilson da bu görüşteydi. Kısa süre önce milletlerin kaderini tayin hakkı ve Türklerin çoğunluk oldukları coğrafyada egemen olmaları gibi ilkeleri açıklayarak Türklere umut aşılayan Wilson, Paris Konferansı'nın 26 Haziran 1919 günlü oturumunda şöyle konuşmuştu. Türklerin Avrupa'dan def edilmesi yönünde vermiş olduğum karar her gün biraz daha güçlendi. Türklerin evlerine dönmeleri çok iyi olacaktır. Tarihçi İsmail Köse'nin Paris Konferansı tutanaklarından aktardığına göre Wilson, kendi ifadesiyle Türkleri Ege ve Akdeniz sahillerinden iç bölgelere göndermeyi planlıyordu. Kaldı ki daha savaş sırasında 1916 yılında imzalanan gizli Sykes-Picot Anlaşması'nda savaştan sonra Türkiye'nin nasıl paylaşılacağı belirlenmişti. 1920 yılının 10 Ağustos'unda imzalanacak Sevr Anlaşması'nın ana hatları Sykes-Picot Anlaşması ile önemli oranda benzerlik gösteriyordu. Tek fark Yunan işgallerinin eklenmiş olması ve Sykes-Picot'da Rusya'ya verilmesi planlanan yerlerde bir Ermenistan tasarlanmasıydı. İşgalci itilaf devletleri başlangıçta Anadolu'da gelişen milli hareketi küçümsediler.
padişaha baskı yaparlar, padişah emir verir, direniş biter diye düşündüler. Fakat Yunanistan'ın İzmir'i işgal etmesinden itibaren Yunan işgaline karşı Ege'de, Fransız işgaline karşı da Urfa, Antep, Maraş ve Adana'da silahlı Kuvayi Milliye direnişleri ortaya çıktı. Daha 1918 yılı sonlarında milli cemiyetler kurulmaya başlanmıştı. Birçok ilde kongrelerle işgallere karşı direniş örgütlendi. 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal'in olağanüstü yetkilere sahip olarak atandığı Samsun'a gelmesiyle yerel direniş teşkilatları adım adım merkezileşmeye başladı. Sivas Kongresi günlerinde 30 Eylül 1919'da İstanbul'da Sadrazam Damat Ferit istifa etmek zorunda kaldı. Yerine vatansever Ali Rıza Paşa hükümeti kuruldu. Osmanlı Mebusan Meclisi için yapılan seçimlerde Kuvayi Milliyetçiler ezici bir seçim zaferi kazandı. Osmanlı Mebusan Meclisi 28 Ocak'ta Misak-ı Milli'yi kabul etti. 17 Şubat'ta dünyayı ilan etti. Maraş direnişi başarıya ulaştı. 11 Şubat 1920'de Fransız işgal ordusu Maraş'tan çekildi. Maraş'ın kahramanca direnişi Kuvayi Milliye'nin ilk zaferiydi. Sütçü İmam, Avukat Mehmet Ali ve Doktor Mustafa Beylerin adları bu direnişte ebedileşti. Bütün bu gelişmelerden telaşa kapılan İtilaf Devletleri 12 Şubat'ta Londra'da toplandılar. Londra Konferansı fasılalarla 12 Şubat'tan 11 Mart 1920'ye kadar devam etti. Konferansa İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya ve Yunanistan katıldı. Amerika Başkanı Wilson 1919 yılının 28 Haziran'ında Almanya ile Versay Anlaşması imzalandıktan sonra ülkesine dönmüştü. Sevr Anlaşması'nın kapsamına girecek bütün konular Londra Konferansı'nda günlerce görüşüldü. Konferansın toplandığı gün Fransızların Maraş'tan çekildiği haberi konferansa bir bomba gibi düştü. Türk direnişinin güçlenmesi Lloyd George'u hayli öfkelendirmişti. Maraş'tan çekildikleri için Fransızları eleştirdi. Türklerin Maraş'ta Ermeni katliamı yaptığını ileri sürdü. Lloyd George'un konferansa sarf ettiği şu sözler, ilerideki Sevr Anlaşması'nın adeta özetiydi. Gerçekte Türkiye'ye ne kalacaktır? Eski Osmanlı İmparatorluğu'nun yarısı, en zengin ve en verimli bazı bölümleri de dahil ellerinden alınacaktır. Boğazlar, müttefiklerce işgal edilecek ve bunun da parası Türklerden alınacak. İstanbul padişah için bir gelir kaynağı olamayacak çünkü bu gelir müttefik işgal kuvvetlerinin giderlerini karşılayacaktır. Müttefiklerin Türklere vereceği bir müjde yoktur. Mustafa Kemal'in ortaya çıkardığı dert sonucu şimdi İstanbul'u geri alıyoruz. Lloyd George konuşmasını şu sözlerle tamamladı. Türklerin akıllarını başlarına toplamaları için önüne geçilmez bir kuvvet gösterisinde bulunmamız gerekiyor. Lloyd George fiilen işgal altında bulunan İstanbul'un resmen işgalini ve milli mücadeleyi destekleyen Sadrazam Ali Rıza Paşa, Harbiye Bakanı Cemal Paşa gibi isimlerle önde gelen milliyetçi şahısların tutuklanmasını, Osmanlı Harbiye Bakanlığı'na ve Genelkurmay'ına el konulmasını istiyordu. Padişaha daha ağır baskı yapacaklar, padişah da Kuvayi Milliye'yi bitirecekti. Peki ya Türkler direnirse ne olacaktı? Lord George, Türklerin topu topu 80 bin, müttefiklerin ise 90 bini Yunanlı olmak üzere 160 bin askeri olduğunu söyleyerek şöyle konuştu. İki askerimiz bir Türk askerini yenemezse, bu konferansı durdurup Türklerin bütün isteklerini kabul edelim. Fakat milli hareketin önemini daha o sırada kavrayanlar da vardı. Toplantıda bulunan Winston Churchill, Lord George'a şu uyarıda bulundu. Kesin olarak bilinmelidir ki, İstanbul'daki Osmanlı hükümetinden zorla alınabilecek hiçbir şiddet kararının Asya'daki Türk orduları üzerinde hiçbir etkisi olamaz. İstanbul'da ne karar alınırsa alınsın, buna bütün Türkiye'de uyulması sağlanamaz. Bunu sağlamak için müttefiklerin de yeterli askeri gücü yoktur.
Diplomat tarihçi Michael Smith'in yazdığı gibi Yunanistan Başbakanı Venizelos konferansta Türkleri sindirme hususunda daha ileri gitmeleri için müttefikleri kışkırttı. Venizelos Yunan kuvvetlerinin Kemalist kuvvetleri dağıtmaya yeteceğini söylüyordu. Churchill'den başka İngiltere Genelkurmay Başkanı General Henry Wilson da benzer uyarılarda bulunuyordu. Bütün bu uyarılara rağmen Lord George kararlıydı. Fransa ve İtalya temsilcilerinin bazı itirazları olduysa da sonunda ikna oldular. İstanbul işgal edilecek, Anadolu'daki milli hareketi destekleyen vatanseverler tutuklanacak, padişahtan kuvvet kullanarak Kuvayi Milliye'yi dağıtması istenecekti. Yunan ordusu da işgal ettiği bölgeyi genişletecekti. İleride Sevr Anlaşması adını alacak olan işgal ve paylaşım planını Türklere bu şekilde kabul ettireceklerine inanıyorlardı. Londra Konferansı'nın 10 Mart'taki oturumunda Venizelos, Lord George'a garanti verdi. Yunan ordusu bir hafta içinde Mustafa Kemal kuvvetlerini dağıtabilir. Aynı gün İngiltere, Fransa ve İtalya İstanbul'un resmen işgali kararını aldılar. Daha işgal başlamadan İstanbul'daki baskılar artmış, vatansever sadrazam Ali Rıza Paşa istifa etmek zorunda kalmıştı. Bahriye Nazırı Salih Paşa istemediği halde tekrar damat Ferit gelmesin diye sadrazamlığı kabul etti. 1919-1920 adlı belgeselimizde ayrıntılı olarak anlattığımız gibi 16 Mart sabahı saat 5.30 sularında savaş gemilerinden çıkarılan askerlerle İstanbul'un işgali başladı. İlk iş Şehzadebaşı Karakolu'nda uyumakta olan askerlere ateş açıldı. 6 asker şehit düştü. Bütün kamu binalarına el konuldu. İşgal kuvvetleri Harbiye Bakanlığı'nı ve Genelkurmay'ı bastılar. Görevlerinden istifa etmiş olan Harbiye Bakanı Cemal Paşa'yı ve Genelkurmay Başkanı Çanakkale Kahramanı Cevat Paşa'yı tutukladılar. Meclisi bastılar. Önde gelen vatansever milletvekillerinden Rauf Bey'i, Kara Vasıf Bey'i, Kuvayi Milli'yi destekleyen gazetecilerden Ebu Ziya Zade Velid, Süleyman Nazif, Ahmet Emin, Aka Gündüz gibi aydınları tutukladılar. Malta Adası'na sürdüler. Mustafa Kemal'i ve Kuvayi Milliye'yi gayrimeşru ilan etmesi istenen Sadrazam Salih Paşa bunu reddetti ve 2 Nisan'da istifa etti. 5 Nisan'da damat Ferit 4. defa sadrazam yapıldı. Artık İstanbul iktidarını İngilizler ele almıştı. İstanbul'u işgal eden müttefikler halka hitaben bir bildiri yayınladılar. Bildiri duvarlara yapıştırıldı, telgrafla illere bildirildi. Bildiride Kuvayi Milliye'nin bir İttihat ve Terakki örgütü olduğu ileri sürülüyor, herkesin dört gözle beklediği barışı Kuvayi Milliye'nin engellediği, hazırlanan barış anlaşmasını uygulamak için müttefiklerin İstanbul'u işgal etmek zorunda oldukları söyleniyordu. Üç madde özellikle vurgulanıyordu. 1. İşgal geçicidir. 2. Maksat Osmanlı saltanatını yıkmak değil, aksine Türklere kalacak yerlerde sultanın nüfuzunu güçlendirmektir. 3. İstanbul Türklere bırakılacaktır. Fakat Anadolu'daki olaylar devam ederse bu karar değişebilir. İtilaf devletleri Türkleri Sevr'de imzalattırılacak olan barış anlaşması kabul edilmezse İstanbul'u onlardan almakla tehdit ediyorlardı. Telgrafçı Manastırlı Hamdi Bey, İstanbul'da işgalin başladığını Ankara'daki Mustafa Kemal Paşa'ya bildirdi. Mustafa Kemal, İtilaf Devletleri komiserlerine, büyükelçiliklere çektiği telgraflarla işgali protesto etti. İslam alemine hitaben yayımladığı beyannamede, hilafet merkezinin işgalinin bütün İslam dünyasına saldırı olduğunu belirtti.
İşgalden sonraki en önemli gelişme 18 Mart'ta Kuvayi Milliyeci Osmanlı mebuslarının bu şartlarda çalışamayacaklarını belirterek görüşmeleri erteleme, yani aslında Mebusan Meclisi'ni süresiz tatile sokmalar oldu. Hemen ertesi gün 19 Mart'ta Heyeti Temsiliye Reisi Mustafa Kemal Paşa bütün birimlere bir genelge gönderdi. Mustafa Kemal genelgede Ankara'da fevkalade yetkilere sahip bir meclis kurulacağını bildiriyordu. 20 Mart'ta Ayan Meclisi, yani Senato'da tatil kararı aldı. 11 Nisan'da Vahdettin zorunlu şartlar gerekçesiyle ve 4 ay içinde yeni seçimler yapılmak üzere meclisi feshetti. Bundan böyle Türkiye'nin meclisi Ankara'daki Büyük Millet Meclisi olacaktı. Heyeti Temsiliye Reisi Mustafa Kemal Paşa'nın 8 Nisan'da yayınladığı şu bildiri bütün ülkeye yayıldı. Vatan hainliği açık olan ve düşman süngüleriyle görevlendirilen damat Ferit'i ve hükümetini hiçbir şekilde tanımayacağız. İngilizlerin isteği ve Sadrazam Damat Ferit'in görevlendirmesiyle Şeyhülislam Dürizade Abdullah Efendi milli mücadeleyi asi ilan eden fetvalar yazdı. Fetvalar 11 Nisan'da gazetelerde yayımlandı. Bunlar iç isyanlar üzerinde etkili oldu. Buna karşı Ankara Müftüsü Börekçizade Rıfat Efendi ile Anadolu'dan 152 müftünün imzaladığı fetvada milli mücadeleyi desteklemenin dinen farz olduğu, işgal altındaki İstanbul'dan gelen emirlere itaat edilemeyeceği anlatıldı. Bu fetva 5 Mayıs günü Hakimiyet-i Milliye gazetesinde Fetva-i Şerife başlığıyla manşetten yayınlandı. Büyük Millet Meclisi 23 Nisan Cuma günü Ankara'da Osmanlı tarihinde görülmemiş bir İslami törenle cuma namazını müteakip tekbirlerle, dualarla açıldı. Meclis 29 Nisan'da Hiyanet-i Vataniye Kanunu'nu çıkardı. Kanun, Büyük Millet Meclisi'ne isyan etmeyi vatana ihanet olarak tanımlıyordu. İşgal altındaki İstanbul'da Divan-ı Harp, Mustafa Kemal, Fevzi, Ali Fuat ve İsmet Paşalarla Kara Vasıf, Doktor Adnan, Halide Edip gibi sivil milliyetçi liderler hakkında gıyabi idam kararları almıştı. 3 Temmuz'da Ankara Merkez Bidayet Ceza Mahkemesi de Büyük Millet Meclisi'nin çıkardığı Hiyanet-i Vataniye Kanunu mucibince Damat Ferit, Ali Kemal, Sait Molla gibi işgalcilerle işbirliği yapan isimler hakkında gıyabi idam kararları verdi. Büyük Millet Meclisi Anadolu'da tek meşru otorite haline gelmiş, hem anayasal hem sosyolojik meşruiyet İstanbul'dan Ankara'ya geçmişti. Fakat Milli Hareket askeri bakımdan henüz güçlü değildi. Hatta İstanbul fetvalarının etkisiyle ve Damat Ferit'in organizasyonlarıyla iç isyanlar yayılıyordu. Böyle bir ortamda İtilaf Devletleri İstanbul'u işgal edip devlet kurumlarına el koymakla kalmadılar, İzmir'deki Yunan ordusunun da taarruza geçmesini planladılar. Bütün bunlar Türklere Sevr Anlaşması'nı kabul ettirebilmek içindi. Lloyd George bu amacı Londra Konferansı'nın 5 Mart günlü oturumunda şu sözlerle ifade etmişti. Osmanlı İmparatorluğu'nun Anadolu'da kalan bölümünü denetim altına almak, daha doğrusu zincire vurmak. İstanbul'un işgalinin ardından sıra Yunan saldırısına gelmişti. İtilaf Devletleri temsilcileri Türkiye'ye dayatılacak barış anlaşmasının son rötuşlarını yapmak üzere 14 Nisan 1920'de İtalya'nın Sanremo şehrinde toplandılar. Hazırladıkları metni Paris'e çağırdıkları Tevfik Paşa Başkanlığındaki Osmanlı heyetine 11 Mayıs'ta tebliğ ettiler. Cevap için bir ay süre tanıdılar. Tevfik Paşa 17 Mayıs'ta İstanbul'a çektiği telgrafta taslak hükümlerinin değil istiklal devlet kavramıyla bile bağdaşmayan bir metin olduğunu bildirdi. Süreç şöyle gelişti. 14 Haziran 1920 Venizelos Lord George'la görüştü. İzmir'i işgal altında tutan Yunan ordusunun Eskişehir ve Uşak yönünde saldırıya geçmesine izin verilirse Türklerin mağlup edileceğine söz vererek Lord George'dan saldırı iznini aldı.
Yunan taarruzunu 22 Haziran'da müttefikler de onayladı. Yunanlı tarihçi Alexander Anastasios Pallis şöyle anlatır. Her Yunanlının kalbinde Lloyd George için sıcak bir köşe vardır. Her Yunanlı, Lloyd George Yunanlıların Anadolu macerasını desteklemekle hataya düşmüş olsa bile, bunun Yunanlılara olan aşırı yakınlığından kaynaklandığını gayet iyi takdir eder. ...17 Haziran 1920... Sadrazam Damat Ferit kendi talebi üzerine gittiği Paris konferansında Lloyd George, Clemenceau ve Wilson tarafından dinlendi. Konuşmasında savaştan önceki Osmanlı topraklarının aynen muhafazasını, Suriye ve Irak'ı, Filistin'i isteyen Damat Ferit aşağılanarak geri gönderildi. 21 Haziran 1920 Lloyd George, müttefiklerin Fransa'nın Boulogne şehrinde yaptıkları toplantıda İzmir'den öteye yapılacak Yunan saldırısını gündeme getirdi. Bu saldırıyla Sevr Anlaşması'nın Türklere kabul ettirilmesini kastederek şöyle konuştu. Pek çok şey Yunan girişiminin başarılı sonucuna bağlı. Fransız Mareşali Foch, Sevr Anlaşması'nı Türklere kabul ettirmek için Yunan harekatının yetersiz kalacağını, bunun için 300-400 bin kişilik bir ordu gerektiğini söylediyse de Lord George'u etkileyemedi. Müttefikler Venizelos'un bir Yunan tümeni, yani 10-15 bin kişilik asker yeterlidir sözüne inandılar. Yunan ordusunun Trakya'yı işgal etmesi ve Batı Anadolu'da ilerlemesi için izin verdiler. 22 Haziran 1920, Venizelos Atina'ya ve İzmir'deki Yunan ordusu başkumandanı General Kalogeropoulos'a telgrafla harekat emrini bildirdi. Venizelos, hayalindeki Türkiye'yi bu telgrafta şu sözlerle tanımladı. Anadolu platosu kadar küçülmüş bir Türkiye. Venizelos aynı telgrafında askeri harekat iznini Lloyd George'a borçluyuz diye de yazdı. Daha önce İngiliz generali Milne, Türk-Yunan çatışmasını önlemek üzere İzmir çevresinde bir tür ateşkes çizgisi gibi bir hat belirlemişti. 22 Haziran'da Yunan ordusu bu Milne hattını aştı. Yunan ordusu bir kol orduyla Bursa, bir kol orduyla Uşak istikametinde saldırıya geçti. 16 Temmuz'a kadar yaklaşık bir ay içinde Aydın'ın Nazilli ilçesiyle Manisa'nın Alaşehir ilçesini, Balıkesir, Bursa ve Uşak illerini işgal ettiler. Daha ileri gitmediler çünkü lojistik sorunları vardı ve askerlerinin bir kısmını Trakya'ya göndereceklerdi. 20 Temmuz'da Bandırma'dan Tekirdağ Limanı'na çıkarma yaparak Trakya'yı işgal edeceklerdi. Osman Gazi'nin şehri, imparatorluğun ilk başkenti Bursa'nın işgali üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsüne siyah örtü konuldu. Bu örtü Bursa kurtarılıncaya kadar kürsüde kalacaktı. Venizelos Yunan taarruzu hakkında Lord George'a şu açıklamayı yaptı. Başarımızdan sonra Kemal'in prestiji azalacak ve barış anlaşmasının imza ve tatbiki muhakkak olmasa bile kuvvetli ihtimal dahiline girecektir. ...6 Temmuz 1920, İngiliz birlikleri Yunan ilerleyişini takviye etmek üzere Mudanya, Gemlik ve İzmit'i işgal etti. 11 Temmuz 1920, Belçika'nın Spa kentinde toplanan İtilaf Devletleri temsilcileri, Türkiye'ye dayatacakları barış şartlarına son şeklini verdiler. İstanbul'dan gelen yumuşatma taleplerini reddettiler. 21 Temmuz 1920, İngiltere Başbakanı Lloyd George, Avam Kamerası'nda yaptığı konuşmada Yunan ordusunu övdü. Türkiye tamamen parçalanmalıdır. İngiltere hükümeti en uygun hareket olarak Yunan birliklerinin istihdamını görüyor. Yunan askerleri büyük bir şevkle dövüşüyor. ...20 Temmuz 1920 Trakya'da Yunan işgali başladı. Yunanlıların İzmir adlı tümeni Tekirdağ, Muratlı, Çorlu ve Silivri'yi işgal etti. Zaten çözülmüş olan Albay Cafer Tayyar kumandasındaki 1. Ordunun direnişi başarılı olamadı.
24 Temmuz'da Kırklareli, Babaeski, Havsa, Uzunköprü ve Meriç, 25 Temmuz'da Edirne işgal edildi. Yunan kumandanlığı Edirne'yi Yunan şehri ilan etti. 22 Temmuz 1920, İstanbul'da Mebusan Meclisi kapalı olduğu için 2. Saltanat Şurası, Meclis-i Ali adıyla Yıldız Sarayı'nda Vahdettin'in başkanlığında toplandı. Birincisi İzmir'in işgali üzerine toplanmıştı. 43 kişiden oluşan 2. Şura'da 42 kişi önerilen Sevr Anlaşması'nı imzalamaktan başka çare olmadığına karar verdi. Bir tek topçu Feriki Rıza Paşa çekimser olduğunu bildirdi. 23 Temmuz 1920, Saltanat Şurası'nın kararına uygun olarak Sevr Anlaşması'nı imzalamak üzere yetkilendirilen Ayan, yani Senato üyeleri Hadi Paşa ve Rıza Tevfik Bölükbaşı Bey, Paris'e gitmek üzere İstanbul'dan Köstence Limanı'na hareket ettiler. Paris'te heyete Bern Büyükelçisi Reşat Halis Bey de katılacaktı. 31 Temmuz 1920, damat Ferit bir kere daha padişah tarafından ödüllendirildi. Kabinesini yenilemek için istifa etti. Aynı gün tekrar sadrazamlık görevi verilerek güven tazelemiş oldu. Damat Ferit, 5 Nisan'da Şeyhülislam yapıp 11 Nisan'da fetvaları yazdırdığı Dürrizade Abdullah Efendi'yi yeni kabineye almadı. Şeyhülislam'la milli mücadeleye karşı olan bir başka ismi, Hürriyet ve İtilaf Partisi'nden Mustafa Sabri Efendi'yi getirdi. 4 Ağustos 1920, Damat Ferit hükümetin Sevr Anlaşması'nı imzalayacağını bir bildiriyle kamuoyuna açıkladı. Bildiride Anadolu'daki İttihatçı Komitenin ezileceği söyleniyordu. 10 Ağustos 1920, Sevr Anlaşması Paris'in Sevr semtindeki porselen fabrikasının müze salonunda Osmanlı delegeleri Hadi Paşa, Rıza Tevfik ve Reşat Halis tarafından imzalandı. Anlaşma kamuoyuna resmi bir tebliğ ile duyuruldu. Tebliğde Yunan hükümetinin barış anlaşmasını imzalamadığı, Osmanlı hükümetinin bunun için büyük devletlere başvurduğu, neticede Yunan hükümetinin imzalamayı kabul etmesi üzerine Osmanlı delegasyonunun da imzaladığı bildiriliyordu. Tebliğin son cümlesi şöyleydi. 22 aydan beri mütareke namı altında devam eden karışıklık ve kararsızlığa nihayet verilmiştir. Son Sadrazamlar adlı kitabında bu tebliği nakleden İbnül Emin Kemal Bey ve devletin hayatına da nihayet verilmiştir diye belirtir. Birinci Dünya Savaşı sonunda mağlup Bulgaristan'la yapılan barış anlaşması 296 maddedir. Macaristan'la yapılan 364, Avusturya'yla yapılan 381 maddedir. Savaşın asıl tarafı olan sanayileşmiş ve dev bir askeri güç olan Almanya ile yapılan ağır Versay Anlaşması 440 maddedir. Osmanlı'ya dayatılan Sevr Anlaşması ise 433 maddedir. Madde sayısı harbin asıl tarafı olan güçlü Almanya'ya yükletilen maddelere yakındır. Fakat içeriği daha ağırdır. Sevr Anlaşması'na göre Suriye Fransız, Irak İngiliz mandasına veriliyordu. Güney sınırı çizildikten sonraki hükümler şöyleydi. 1. İstanbul saltanat ve hilafet merkezi olarak Türklerde kalmaya devam edecek fakat İstanbul ve Boğazlar itilaf devletlerinin egemenliğindeki uluslararası bir komisyonun yönetim ve denetimine verilecek. Tasarlanan komisyon adeta bir devlet gibiydi. Yasama, yürütme ve yargı yetkileri vardı. 2. Çatalca'ya kadar Trakya bölgesi, Gelibolu Yarımadası, İzmir ve çevresiyle Ege Adaları Yunanistan'a ait olacak. 3. Çukurova, Sivas, Diyarbakır ve Urfa Fransa'ya verilecek. 4. Antalya, Aydın, Afyon ve Konya bölgesi İtalya'ya verilecek. 5. Doğu Anadolu'da Erzurum, Trabzon, Erzincan ve Van'ı içine alan bağımsız bir Ermenistan kurulacak. 6. Ermenistan'ın altında kalacak küçük bölgede Kürdistan adında özerk bir yönetim kurulacak.
7. Kapitülasyonlar yeniden yürürlüğe girecek. Osmanlı Devleti mali denetim altında bulundurulacak. Osmanlı Hilafeti'nin eski Osmanlı topraklarındaki Müslümanlar üzerinde dini egemenliği ve yargı yetkisi bulunmayacak. 8. Askerlik hizmeti kaldırılacak. Sadece 50 bin kişilik bir asayiş kuvveti bulundurulabilecek. Bu da müttefiklerin denetimi altında olacak. 9. Limanlar, ırmaklar ve demir yolları uluslararası denetim altında olacak. Devletler Hukuku Profesörü Cemil Bilsel, Lozan adlı kitabında Sevr için şöyle diyor. Her ne kadar Sevr Anlaşması'nda bir Türk devleti bırakılmışsa da bu devlet yaşayabilecek bir devlet değildi. Nitekim komisyonda Fransız delegesi de bu devletin pek az bir süre sonra yok olacağını söylemişti. Toprakları o zamanki Kastamonu, Bursa, Ankara ve Sivas vilayetlerinin birer parçasından ve ahalisi 3 küsur milyon kişiden ibaret olacak bu Türk devleti dört yandan düşmanla sarılıyordu. Kendini koruyacak vasıtaları da maliyesinde, idaresinde ve adliyesinde bir devlet gibi hareket etme hakkı da yoktu. Birinci Dünya Savaşı'nda İngiliz istihbaratında çalışan ünlü tarihçi Arnold Toynbee de 1921'de yayınladığı kitapta Sevr Anlaşması hakkında şunları yazıyordu. Sevr Anlaşması ile beraber yapılmış olan ve Anadolu'da nüfuz bölgeleri yaratan İngiliz, Fransız, İtalyan üçlü anlaşması Batı emperyalizminin en şaşırtıcı örneklerinden biridir. Londra'da, San Remo'da ve Sevr'de müttefik devlet adamları ortak bir bölüşme planı hazırlamışlardı. Bu plana göre hasta adamın yere serilmiş vücudunu yalnız parçalamakla kalmayacaklar, aynı zamanda önemli bölgelerini, limanlarını işgal ederek hayati parçalarını da alıp götüreceklerdi. Bu, emperyalizmin bir zaferiydi. Zafer saatinde mükafatlarını isteyen müttefikleri tatmin etmek için Batı Asya'nın en zengin bölgeleri koparılıp bunlara verilecekti. Türkiye yenilmiş ve yıkılmıştı. Sevr Anlaşması gereğince Türkiye en zengin ve en verimli bölgelerinden yoksun bırakılacak ve küçük bir sultanlık olarak Anadolu'nun ortasında alçaltıcı bir yalnızlık içinde yaşamaya mahkum edilecekti. Arnold Toynbee, İngiltere Başbakanı Lloyd George ve Yunanistan Başbakanı Eleftherios Venizelos'un sorumluluğunu da şöyle anlatıyordu. İstanbul Türk kalacak ve burada sultan şerefsiz ve yetkisiz bir hayat sürecekti. Savaş içinde müttefiklere yaptıkları hizmetlerden ve belki de Venizelos'un konuşma ve davranışlarına Lloyd George'un duyduğu hayranlıktan dolayı Yunanlılar Batı ve Doğu Trakya'yı alacaklardı. Tarihçi David Fromkin de Türkiye yok denecek kadar küçülmüştü diye yazar. İstanbul gazetelerinin tamamı Sevr'e karşı yayın yaptı. Protesto için dükkanlar kapatıldı. Alemdar gazetesi siyah çerçeve içindeydi. Milli Mücadele yanlısı İleri gazetesi dün Türkiye elemini, Türkler matemlerini ortaya koydular manşetiyle ve mezar başında bir ihtiyar resmiyle çıktı. Dersaadet gazetesi manşetinde bugün Türklerin matem günüdür diyordu. Arnold Toynbee Sevr Anlaşması'na Türkiye'de gösterilen tepkiyi şöyle anlatır. Fakat anlaşma barış değil, savaş getirecekti. İmzalandığı gün bütün Türkiye'de milli matem ilan edilmişti. İstanbul gazetelerinin hepsi siyah çerçevelerle çıkmışlardı. Şehrin İstanbul yakasındaki bütün eğlenceler yasaklanmış, dükkanlar kapatılmış, bütün gün camilerde memleketin kurtuluşu için dualar edilmişti. Bu tepki gösterileri yalnız İstanbul'a özgü değildi. Haberler ülkenin en uzak köşelerinde, milli çıkarları kalplerinde taşıyanlar için matem çanları gibi duyulmuştu. Tarihçi Isaiah Friedman, Sevr Anlaşması'nın şartları Almanya'ya empoze edilen şartlardan çok daha ağırdı diye yazıyor. Justin McCarthy'nin değerlendirmesi ise şöyle. Birinci Dünya Savaşı sonundaki intikamcı barış anlaşmalarının hiçbiri Osmanlı'ya dayatılan kadar zalim olmadı. Dünya Savaşı'nın mağlupları arasında en büyük haksızlık Sevr Anlaşması'yla Türkiye'ye yapıldı. Almanya, Anadolu'nun paylaşıldığı gibi paylaşılmadı. Çünkü Avrupalının kafasında
sömürge ve manda Avrupa coğrafyası için söz konusu değildi. SEV projesinin hazırlanmasında başroldeki isim hiç kuşkusuz İngiltere Başbakanı Lloyd George'tu. Lloyd George bilgiyle değil, düşmanca duygularla hareket ediyordu. Tarihçi Margaret Macmillan, Lloyd George'un danışmanlarının verdiği haritadaki coğrafi işaretleri Rum nüfusu zannederek İzmir ve çevresini Yunanistan'a vermek için nüfus bahanesini kullandığını anlatır. Türk ordusu Yunan saldırısı karşısında stratejik olarak Sakarya doğusuna çekilirken de Lloyd George, "Türkler Mekke'ye doğru kaçıyor" diyecekti. Ankara ile Mekke'nin yerlerini karıştırıyordu. Paris Barış Konferansı'nı izleyen İngiliz diplomat Harold Nicholson, İngiliz, Fransız ve Amerikan liderlerini kastederek not defterine şunları yazmıştı. Bütün gücü elinde tutan üç cahil adam oturmuş kıtaları paylaştırıyorlar. Yanlarında not tutacak bir çocuktan başka kimse yok. Fransız Başbakanı Clemenceau, Lloyd George için insanı şoka sokacak kadar cahil demişti. Aslında Avrupa dışındaki konularda hepsi cahildi. İngiliz ve Fransız askeri uzmanları Sevr'i Türkiye'ye kabul ettirmek için 27 tümen ya da 300-400 bin asker gerektiğini, elde böyle bir kuvvet olmadığını söylemişler, fakat hırslı politikacılara laf anlatamamışlardı. İngiltere Genelkurmay Başkanı Mareşal Henry Wilson'la ünlü Denizcilik Bakanı Winston Churchill, Lloyd George'u defalarca ikaz etmişlerdi. Türklere Sevr'in kabul ettirilemeyeceğini, oturup Ankara ile anlaşmak gerektiğini söylemişlerdi. İngiltere'nin Hindistan İşleri Başkanı Edwin Montagu da Başbakan Lloyd George'u şu sözlerle uyarmıştı. Türkiye'nin ana topraklarını bölmenin mümkün olmayacağı sonucuna vardım. İslam dünyasında çok büyük istikrarsızlık ortaya çıkması tehlikesi var. İstanbul'daki İngiliz Yüksek Komiserliği uzmanlarından Sir Henry Luke'un Londra'ya yazdığı rapordaki uyarı ise şöyleydi. Sevr, çılgınca, acınacak ve ölü doğmuş bir anlaşmadır. Fanatik bir Türkiye düşmanı olan Lloyd George, bütün bu uyarılara kulak tıkamıştı. Yunan ordusunun bu işe yeteceğini sanmıştı. Bu süreçte Patrikhane de dini vasfını bir tarafa atarak, Yunanistan ne yapıp Sevr Anlaşması'nın uygulanmasını temin etmelidir diye bildiri yayınlamıştı. Sevr, Türkiye'yi yok etme projesi olmakla birlikte İngiliz parlamentosu dahil hiçbir parlamentoda onaylanmadı. Çünkü milli mücadele tarafından yırtıldı. Türkiye'de Vahdettin ve hükümet tarafından da imzalanmadı. Türkiye Büyük Millet Meclisi 19 Ağustos 1920 günlü oturumunda Sevr'i tanımadığını açıkladı. İmzalayan delegelerle onay bildiren Saltanat Şurası üyelerini vatan haini ilan etti. Bu isimler Lozan'dan sonra 150'likler listesinde yer alacaktı. Bu süreçte İstanbul ve Atina'daki İki iktidar değişikliğini de burada zikretmemiz lazım. Evvela kısaca Atina'daki hükümet değişikliğine değinelim. Atina'da Venizelos 14 Kasım seçimlerini kaybetti. 17 Kasım'da kralcı Dimitri Rallis hükümeti kurdu. Tarihçilere göre Yunan halkı Venizelos'un Megali İdea politikasını reddederek yıllardır savaşıyor olmanın yorgunluğunu oylarına yansıtmış, siyasi bir mesaj vermişti. Fakat bu mesajı iyi anlamayan Rallis ve hükümeti Anadolu macerasını aynı hırsla sürdürecekti. Venizelos, Anadolu macerasının asıl sorumlusu olduğu halde seçimleri kaybettiği için yenilginin sorumlusu olarak yargılanıp kurşuna dizilmekten kurtuldu. Öte yandan 1 Ekim'de İstanbul'da İngiliz Yüksek Komiseri de Robek Londra'ya önemli bir rapor yazdı. Damat Ferit kendisinin
ve Vahdettin'in şahsi güvenlikleri için endişe duyduklarını söylemişti. İstanbul'daki İngiliz, Fransız ve İtalyan yüksek komiserleri Damat Ferit'in istifasını ve İstanbul'un Ankara'ya bir heyet göndermesini istemişlerdi. Vahdettin ve Damat Ferit'in güvenlik endişesi duymaları İstanbul'da bile ne kadar zayıf düştüklerini gösteriyordu. Müttefikler Ankara'nın güçlendiğini görüyorlar, bitkin Damat Ferit yerine Ankara'ya heyet gönderip diyalog kuracak bir ismin sadrazam yapılmasını istiyorlardı. Damat Ferit'in bu son hükümetini yakından gözlemleyen Refik Halit şöyle anlatır. Öyle tek ayağı üstünde durur gibi dokunsalar yıkılacak bir hali, daha doğrusu halsizliği vardı. Damat Ferit Paşa bu minval üzere hükümet sürüyordu. 19 Ekim 1920'de Vahdettin Tevfik Paşa'yı sadrazam olarak atadı. Vahdettin Damat Ferit'i 5 defa sadrazam yapmış. 1919 yılında 3 defa, 4 Nisan, 19 Mayıs ve 21 Temmuz tarihlerinde. 1920 yılında 2 defa, 4 Nisan ve 31 Temmuz tarihlerinde. Sürelerin kısalığı hem istikrarsızlığı hem de Damat Ferit'in başarısızlığını gösteriyordu. Tarihçi İsmail Hami Danişmen şöyle yazar. Büyük tehlikelerle çevrilmiş bulunan bir memlekette Damat Ferit gibi bir kabus maalesef hükümetin başına bela edilmiştir. Yılmaz Öztuna'nın değerlendirmesi ise şöyle. Damat Ferit akılsızlığı yüzünden vatan hainliği derecesine düşmüştür. Kültürlü fakat mağrur, kıt zekalı, inatçı, kabiliyetsiz, tamamen tecrübesiz bir adamdı. Damat Ferit'i yakından tanımış olan İbnül Emin Kemal Bey, onun makamını kirleten biri olduğunu, geleceğini işgal kuvvetlerinin komiserlerine, rakiplerini ve Anadolu hareketini imhaya bağladığını yazar. Frankleşmiş biri olduğuna dair o dönemin gazetelerinden alıntılar yapar. 21 Eylül 1922'de yurt dışına kaçan Damat Ferit, 6 Ekim 1923'te Fransa'nın Nice şehrinde öldü. O günlerde Lozan Anlaşması'na göre İstanbul'da işgal sona eriyor, Türk ordusu İstanbul'a giriyordu. Vakit gazetesi haberi, Muzaffer ordumuz halkın alkışları arasında ikinci defa fethedilen İstanbul'a girerken Damat Ferit Nice'de vefat etti diye verdi. Tevhid-i Efkar gazetesi 8 Ekim'de haberi, ordularımız İstanbul'a girerken Damat Ferit de vefat etti başlığıyla veriyor, alt başlıkta şunu yazıyordu. Bu meşhum sadrazamın 2 senede millet ve vatanına yaptığı fenalıklar 2 asırda yapılamayacak kadar büyük ve müthiştir. 8 Ekim tarihli Vatan gazetesi de Damat Ferit öldü başlıklı haberinde şöyle yazıyordu. İstanbul, kurtuluşunun ve istiklal ve şeref ordusuna kavuşmasının getirdiği sevinç tufanı içinde çalkalanırken, bu sevince yabancı bir adam, yabancı bir memlekette ağzından kan kusarak gözlerini dünyaya kapadı. Damat Ferit'ten sonra sadrazam olan Ahmet Tevfik Oktay Paşa, Osmanlı'nın son sadrazamı oldu. 7. defa sadrazamlığa getirilmişti. Vahdettin Tevfik Paşa'yı görevlendirme yazısında, önceki sadrazamları görevlendirme yazılarında bahsettiği gibi, Kuvayi Milliye'yi kastederek, milliyet namı altında ilka edilen itişaşattan, yani karışıklıklardan ve bunların cezalandırılmasından artık bahsetmiyor, hiçbir şey demiyor, sadece yeni sadrazama başarılar diliyordu. Vatansever bir insan olan Tevfik Paşa 75 yaşında ve hastaydı. İtidal yolu tutmak ve Anadolu'yla anlaşmak amacıyla hükümet kurmuştu. İbnül Emin Kemal Bey onun her tarafta sevilen, hürmet gören, dürüst bir şahsiyet olduğunu anlatır.
1920 yıllarının sonlarına gelindiğinde iç isyanları bastırmada etkili olan Çerkez Ethem'le Ankara hükümetinin arası açılmıştı. Bu da Ankara açısından askeri zaaf yaratıyordu. Doğuda Ermenistan'la çarpışmalar başlamıştı. Yunanistan'da Kasım ayında yapılan seçimleri Venizelos kaybetmişti. 5 Ocak 1921'de yapılan plebisitle Almanya yanlısı Kral Konstantin başa geçecek, İngiltere ve Fransa buna tepki gösterecekti. Kral Konstantin ise İngiliz ve Fransız desteğini sürdürmek için Türkiye düşmanlığını hızlandıracak, Yunan ordusuna saldırı emri verecekti. Bütün bunlar olurken Ahmet Tevfik Paşa, milli hareketle uzlaşmak için Ankara'ya eski sadrazamlar İzzet ve Salih Paşaları gönderdi. İtilaf devletleri de böyle bir uzlaşmanın sağlanmasını istiyorlardı. İzmit'te İzzet ve Salih Paşalarla görüşen Mustafa Kemal, uzlaşmak için istenen tavizleri kabul etmedi. İstanbul hükümetini artık tanımıyorum dedi. Bundan sonra Ankara için iç isyanları askeri kuvvetle bastırmak ve işgalci orduları yenmekten başka seçenek yoktu. Bolşevik Rusya ile ittifakın perde arkasında bu mecburiyet vardı. Bütün bunları ve doğuda Kazım Karabekir'in askeri harekatıyla milli mücadelenin ilk zaferinin kazanılarak bugünkü Ermenistan sınırının çizilmesini bir sonraki bölümde anlatacağız.